Aynen. Hocalarımız bizi bir araya getirdi arkadaşlarla. İlk başta tabii sayımız daha fazlaydı. Zamanla çalışan sayısı azalınca şu an 3 kişi eylemlere devam ediyoruz. İlk başta gelir roket olarak teknofesti hazırlanmak istedik roket kategorisine tabii ki. Ama yarışma sürecinde beklenmeyen olaylardan dolayı bu yıl diskalifiye olduk ve katılamadık. Neden diskalifiye oldunuz? Gerekli şartnameyi belki gören arkadaşlar vardır. 50 sayfalık yaklaşık bir şartname. Sınav haftası falan derken son zamanlarda kaldı şartname ama ben yaklaşık bir haftada tamamlayıp bitirdim. Ama maalesef ki şartnameye gerekli dosyayı, Open Rocket dosyasını eklemeyi unutmuşuz. Herkesin hatırlaması gereken bir ayrıntı bu. Biz kaçırmışız ama tecrübe oldu dedik. Bu zamanda kendimizi geliştirelim, yeni şeyler öğrenelim dedik. Ve yola koyulduk. Karşımıza İnegöl'ün düzenlediği bir festival çıktı. Model roket kategorisi de vardı. Yani Teknofest kadar komplike bir yarışma değildi ama sonuçta bir yerden başlamak lazım diye düşündük. Model roket kategorisine başvurduk. Son ana kadar hiçbir sıkıntımız yoktu. Roketimiz hazırdı. Aynı zamanda motorumuz da vardı. Ama yarışma tarafından iletişime geçti yarışma bizde. Ve dedi ki yeterli sayıda motorumuz yok. Şayet motorunuz varsa katılabilirsiniz. Yani biz dedik bizim motorumuz var ama motor yoksa diğer yarışmacılar hüsrana vuracak ve kendi kendimize yarışacağız gibi bir şey olacak. Onun için acaba biz motor üretebilir miyiz düşünceleri kafamıza belirdi. Gerekli toplantıları yaptık arkadaşlarla istişaremizi ve 3 kişiyiz burada takım olarak. Ayrıyeten bir Ömer abimiz var, şu an Bursa Teknik'te eğitim görüyor. Ondan ricacı olduk, daha önce böyle çalışmalar olmuştu. O da bizi kırmadı, yaparız, başarırız, inandık. Zaten inanmak başarmanın yarısıdır diyorlar. Biz de iletişime geçtik işte, onlar da çok sevindiler. Böyle gençlerin böyle bir atılımda bulunmalarını çok takdir ettiler ve hemen bizi çağırdılar. O da aslında komik bir hikaye. Ben tatilimi böldüm geldim. Arkadaşları bir anda topladık ve bir gün gibi kısa sürede tüm gerekli malzemeleri toplayarak İnegöl'e yola koyulduk. Şimdi şöyle ki profesyonel biri için, makineleri olan biri için bu iş aslında bir günlük bir iş. Ama dediğiniz gibi biz lise öğrencisiyiz. Daha önce böyle bir atılımımız olmamış. Yeterli kadar bilgimiz ve gerekli araçlarımız yok. Biz ham maddeleri toplamakta bile zorlanırken gerekli makineleri bulmamız imkansız gibi bir şeydi. Özellikle bu süreçte en çok işimize yarayacak bilyalı havanı bulamadık. Bursa Teknik Üniversitesi'ne bile başvurduk ama ellerinde yoktu. Onun gibi araçları kendimiz üretmemiz gerekti. Yani asıl problemimiz hem Ar-Ge'yi hem üretimi 4 gün gibi kısa sürede yapmamız oldu. Bunun fiziksel yorgunluğu bir tarafa, psikolojik baskısı ve biraz zor da açıkçası. Ya sonuçta insanlar il dışından geliyorlar yarışmaya. Biz yaparız dedik, yapamazsak acaba neler olacak diye düşüncelerimiz var. Allah'a şükür üstesinden geldik. İlk gün zaten bilyalı havanı üretmeye harcadık ve bir günümüz orada heba oldu diyelim. Bu süreçte aylarca, onlarca deneme yapmanız lazım. Biz sadece 6 atış, 6 deneme yapabildik gerekli formülü toplamak için. Bilyalı havan oldu. Barut deneyelim dedik. Barut olmadı. 6 çeşit yakıt denedik. En son şeker yakıtı. Normalde bu işi ticari olarak yapmak istiyorsanız kesinlikle barut kullanmanız lazım ama biz orada amatör bir iş yaptığımız için her türlü desteği esirgemediler bizden ve şekerli yakıta dönmemizi anlayışla karşıladılar. Şekerli yakıtı ürettik, gerekli formülü 3 gün içinde bulduk ve üretime geçtik. Bizim şu an ortak toplanma alanımız, atölyemiz, çalışabileceğimiz bir ortamımız yok maalesef ki. Arkadaşlarla işte okullarda, bu gibi geçici atölyelerde toplantılar yapıyoruz. Yani kafelerde bile toplandığımız oluyor maalesef ki. Onun için gerekli aletimiz hiç yok. Ya kendimiz alet alalım desek koyacak yerimiz yok. Roketimizi koyacağımız yerimiz bile yok. Bizler küçük heyecan ve hobi olan bu işimizi daha da büyütmek, Türkiye yararına işler yapmak istiyoruz. Model roketten tutun, gerçek roket motorlarına kadar yapabileceğimize inanıyoruz. Ama bunun için bizim içini doldurabileceğimiz bir atölyeye ihtiyacımız var. Büyük olmasa da zamanla yavaş yavaş içini doldurabileceğimiz bir yer gerçekten lazım. Buradan belediyemiz başta olmak üzere sayın bakanlarımıza ve cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Sesimizi duymalarını istiyoruz. Gebze Kocaeli çevresinde bize gerekli olan atölyeyi sağlayabilirlerse eminiz Türkiye yararına çok daha büyük işler başaracağız.
Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar. İstikbal göklerdedir.